Burada yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar vişnem var. Suyuyla beraber olduğu gibi içine döküyorum. Yaklaşık yarım su bardağı kadar şeker koyacağım. Sosumun şekerlenmemesini sağlayacak. Şöyle 5-6 damla kadar. Ben direkt içine limonu sıkıyorum. Şöyle bir kere bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ananastan kek kuleleri yapacağız. Şöyle bir derin yağ hazırlamanız gerekiyor. Öncelikle ananaslarımı hemen burada yaklaşık 1,5 santimlik kalınlıklar halinde keseceğim. Çok ince yapmayın, dağılmasın. Şu şekilde dursunlar. Harcımızı hazırlamaya kocaman bir kase alıyorsunuz. Yaklaşık bir su bardağı kadar un alıyorum ben. Unumu bu şekilde koydum. İçine bir yemek kaşığından biraz fazla toz şeker. Aynı oranda Hindistan cevizi. Tarçın. Ve tabii ki bir paket kabartma tozu. Bütün kuru malzemelerim tamam, sütümü ekleyeceğim. İlk etapta yarısını ekliyorum şu şekilde. Bunu güzelce çırpacağız. Bir yandan gözüm sostaydı. Sosum yeterince kaynadı, kabardı, muhteşem bir renk. O kabararak pişmeye devam edecek. Evet, kaplamam gerçekten hazır oldu. Şimdi bunları güzelce her yerlerini bulayacağım. Aynen bu şekilde. Hem fazlalıkları akmış olur. Yine üst üste koyun ki hani birbirinden akan içlerinde buluşsun. Yağım istediğim kadar ısındı. Nargile kızardılar. Sosum da gerçekten çok güzel oldu. Ananastan yapacağım kek kulelerim için katmanlarım hazır. Üzerine şöyle birkaç kaşık dondurma koyacağım.